Merhaba. Amerikan Hastanesi Doğum Öncesi Eğitim Programlarına hoş geldiniz. Ben Doktor Ebru Alper. Bugün sizlere gebelik ve doğum dersini anlatacağım. Gebelik dediğimiz zaman bizim için 280 günlük bir süreyi kapsamakta. Yani 40 haftalık bir süre aslında. Hani hep halk arasında 9 ay 10 gün denir. Bizimki biraz daha uzun. Yani yaklaşık 10 aylık bir periyodu içermekte. Ve biz gebeliği 3 aylık bölümlere ayırmaktayız. Bunların her birine üçer aylık birine trimester diyoruz ve bu trimesterlerin her biri de birinci, ikinci, üçüncü trimester anne ya da bebeğe ait farklılıklar içermekte. Neden sizde işte halk arasında 9 ay 10 gün denirken bizde yaklaşık 10 aylık bir süre? Bunu da şöyle özetleyebiliriz. Çünkü biz gebelik başlangıcını son adet görülen ayın ilk gününden itibaren yani son adetin ilk gününden itibaren alıyoruz. Bu tabi biraz daha uzun bir süreç oluyor. Hesaplarımız da buna göre yapılıyor. O yüzden biz genellikle hafta olarak konuşmayı, ay yerine hafta olarak bahsetmeyi gebelikten tercih ediyoruz. İlk trimester dediğimiz ilk 3 aylık süreç bebeğin organa organogenez dönemi çok da önemli özellikle kullanılacak olan ilaçlar ya da işte radyolojik bir işlem gerekecekse bir röntgen çekilecekse bütün bunlar için çok önemli bir bebeğin en hassas olduğu dönem çünkü organların gelişim yaptığı, hücrelerin hızlı şekilde bölündüğü bir dönem. Ve bu dönemde eğer bebek üzerine teratojenik dediğimiz olumsuz etki yapacak bir faktör ortaya çıkarsa da o zaman işte bazı anomaliler, doğumsal sakatlıklar, hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden çok önemli ve mutlaka çok dikkat edilmesi gereken bir süreç. Aynı zamanda annenin de bedeninde gebeliğe uyum ortaya çıkıyor. Yani gebeliğe bir adaptasyon süreci diyelim. Nedir bunlar? İşte kan hacminin sıvı kısmında artış, dolaşımda değişiklikler, idrarla ilgili şikayetler olabiliyor ya da başka sorunlar ortaya çıkabiliyor. İkinci trimester dediğimiz ikinci üç aylık dönemde işte bebeğin artık büyümesi, organ hacminin artması, gelişimin devam etmesini yanında Burada gebeliğe tam bir adaptasyon ortaya çıkıyor. Artık bulantılar bitmiş, şikayetler kalmamış ve anne adayı daha keyifli bir gebelik süreci yaşıyor. Üçüncü trimester dediğimiz son üç aylık süreçte de artık doğum hazırlıkları başlıyor. Bebeğin akciğeri olgunlaşıyor ve fiziksel ve ruhsal değişiklikler ön planda görülebilir. Doğumla ilgili kaygılar ortaya çıkabilir. bu dönem doğum açısından özellikle daha özellik bir dönem olarak karşımıza çıkabiliyor. Bütün bu gebelik süreci boyunca 280 günlük süreçte beslenme çok önemli tabii ki. Özellikle önerilen ve önerilmeyen besinler var. Önerilenler tabii ki porsiyon bazında olmak kaydıyla özellikle meyve için, sebze meyve, kalsiyumdan zengin beslenme, sıvı alımına dikkat etme. E, soda içilebilir belli ölçüde. E, özellikle içi de elektrolit içerdiği için yüksek tansiyonlu gebeler yine dikkat ederek gerektiğinde ama normalde de bunu içebilirler. Proteinden zengin beslenme, et, süt, yumurta, kırmızı et, balık bütün bunlar önerilir. Önerilmeyen ise tabii ki aslında her insan için, herkes için sağlıksız olabilecek katkılı gıdalar var. Aşırı yağlı ya da tatlı besinler olabilir. Hamur işi, ekmek, pastane ürünleri gibi şeyleri önermiyoruz. Ve tabii ki alkol, sigara, kafein bütün bunları uzak durmakta fayda var. Hele alkol sigarayı kesinlikle kullanmamayı öneriyoruz. Kilo alımı tabii ki belli bir standardı var bunun. Özellikle düşük kilolu kişilerde yaklaşık 13 ila 18 kilogramlık bir artış söz konusu olabilir ki bu normal kabul edilebilir. Normal kilolu bir kişinin ise ortalama 11-16 destekte de yaklaşık 15 kiloya kadar kilo alımı söz konusu. Bu normal kabul ediliyor. Bir de her ay yaklaşık 1-1,5 kiloluk bir kilo alımına izin verebiliyoruz. Bunun dışındaki artışlar bizim için önemli. Çünkü kiloyu da alırken biraz daha Disiplinde olmak lazım. Bol keseden almamak gerekiyor. Çünkü sonrasında gebelik sonuna yaklaştığı zaman bu her şekilde bizi olumsuz yönden etkileyebilir fazla kilolar. Su içimi çok önemli. Günde en az 2,5 litre su içilmesini mutlaka öneriyoruz. Susuzluk suyla giderilir. Mutlaka sıvı alımı olarak ön planda tercih etmeniz gereken sudur. Kafein alımı da yine sınırlandırılması gereken bir şey. Özellikle kahve, çay, çikolata, kola bütün bunlar kafein içeriyor. Hepsinin içinde belli oranda kafein var. Fazla kafein alınması erken doğum, düşük, gelişme geriliği gibi şeylere sebep olabildiği için mutlaka sınırlanması gerekiyor. Her zamanki alışkanlıklarınızı biraz daha kontrol edip biraz daha azaltarak e, kafeine dikkat etmek lazım. Günlük yaşamın bir parçası olarak egzersizi biz gebeliklerimizin hepsinde eğer bir farklı bir durum yoksa tabii ki e, destekliyoruz. Nedir bunlar? En kolay yapacağınız şey yürüyüştür. Günlük 30'ar dakikalık tabii ki parça parça hani bir tek 30 dakika yürüdü bitti şeklinde değil de parça parça 30'ar dakikalık yürüyüşleri kesinlikle destekliyoruz. Hamile pilatesi, hamile yogası öneriyoruz. Normal doğumu desteklediği için de faydası var. Bu şekilde de öneriyoruz. Yüzme, rahatlıkla yapacağınız ve sizi son derece gevşetecek, rahatlatacak bir spor, bir aktivite. Tabii ki önerilmeyenler de su kayağı, tenis, sörf, dalış gibi riskli sporları hiçbir şekilde önermiyoruz. Bel ağrısı bizim gebelerimizde oldukça sık rastladığımız bir problem. Ki postürün değişikliğine bağlı nedir bu? Özellikle bel oyu omurgadaki bel oyuğu biraz daha arttığı için gebelik sırasında bu da karın sırt ağrılarına sebep olabiliyor. Mutlaka otururken eğer ofiste çalışıyorsanız ve uzun saatler boyu oturuyorsanız o takdirde belki sırtınızı bir yastıkla desteklemek biraz daha iyi gelecektir. Bazı işaretler var bizim için uyarıcı olabilecek ve hastamızı da bu konuda uyardığımız. Mesela ne? Tabii ki vajinal kanama. Vajinal kanama gebeliğin her dönemi için anormal olarak kabul edilmesi gereken bir durum. Daha doğrusu şöyle mutlaka sizin doktora gitmenizi gerektiren ya da doktorla irtibata geçmenizi gerektiren bir durum. Her zaman kötü bir şey işaret değil ama bunun ayrımını bir hekimin de yapması gerekiyor. Baş ağrısı yine tansiyonla ilgili olabilir. Tamamen sıvı alımının yetersizliğinden dolayı olabilir bunun ayırt edilmesi lazım. Görme bozukluğu varsa bu çok önemli. Özellikle gözün önünde bazı uçuşmalar oluyorsa ya da karartılar oluyorsa bu yüksek tansiyonun da bir habercisi olabilir. Mutlaka e, doktorunuza bildirmeniz lazım. Şiddetli karın ağrısı, özellikle şiddetli sağ üst kadran ağrısı, bütün bunlar dikkate alınmalıdır. Düzenli kasılmalar olması, adet ağrısı gibi ağrıların düzenli olarak gelmesi, ani bir kilo alımı mesela işte ayda 4 kilo birden almış ya da bir haftada 2 kilo birden alınmış. Ani gelişen özellikle ellerde ve yüzdeki ödem mutlaka bunlar çok önemli ve dikkate alınması lazım. Yine aynı şekilde su gelişinin olması da uyarıcı işaretlerdendir. Burada tabi ağrı olduğu zaman bizim aklımıza gelen ve ilk olarak ekarte edilmesi gereken erken doğum. Erken doğumunda doğumunda aslında belirtileri hemen hemen aynı. Tabii ki başlama zamanı daha farklı olduğu için uyarıcı olabiliyor. Nedir bunlar? Düzenli kasılmalar olması. Doğumda da aynı şekilde kasılmalar düzenli olur. Aralıkları düzenlidir. Yani biri bir olup da yarım saat sonra bir öteki olmuyor. Genellikle düzenli giderek arası sıklaşan ağırların olması. Karında bir toplanma kabarma hissi olması ki bu kontraksiyon dediğimiz kasılmayla ilişkilidir. Adet ağrısına benzer ağrıların olması, pozisyonla geçmeyen bel ağrıları yani yattım, dinlendim geçmiyor. Düzenli gelen 15 dakika daha sonra 12 dakika, 10 dakika, 7 dakika gibi giderek kısalan aralarla gelen ve şiddeti de artan ağrıların olması önemli. Bazen bir sümüksü akıntı gelebilir, bir kan olabilir içinde buna nişan diyoruz halk arasında. Nişan gelmesi söz konusu olabilir. Bazen de ishal olabilir, ishal oldum denir veya işte hakikaten ishal ile başlar ve arkasından normal uterin kasılmalar da eklenir ve erken doğum ya da doğumda bu şekilde başlayabilir. Bunu da dikkate almak lazım. Zarların erken yırtılması, erken membran rüptür diyoruz oldukça önemlidir. Buradaki tedavi yaklaşım tamamen gebelik haftasına bağlı olarak değişir. Gebelik haftasına bebeğin durumuna göre değişecek ve kararlar da buna göre alınacaktır. Amnion sıvısı bildiğiniz gibi bebeği dış ortamın travmalarından koruyan, ısı yalıtımını sağlayan, ısıyı standart tutmaya sağlayan, solunum sisteminin gelişimini sağlayan, rahat hareket etmesini sağlayan bir koruyucu ortam aslında. Ve bu zarlar da bebeği dış etkenlerden koruyor ve yönetimi bu işin haftaya göre değişiyor zarların erken yırtılması. Ama ne olursa olsun mutlaka acil hastaneye gitmeniz ya da doktorunuzla irtibata geçmenizi gerektiren bir durum. Şimdi en başında dedik ki ortalama gebelik 280 gün. Ama bazen öyle olmuyor. Çok daha fazla sürüyor. 40 haftayı geçiyor. 42 haftalara kadar uzayabiliyor. Biz buna miyat aşımı ya da gün aşımı diyoruz. Postterm gebelik diyoruz. Bunun da kendi özgü belli başlı riskleri var. Özellikle nedir bunlar? Mekonyum aspirasyon sendromu riskinin artması. Çünkü bebeğin mekonyum dediğimiz işte dışkı yapması, amniyon sıvısının bu dışkıyla boyanması, eee amniyon sıvısında azalma olması. Çünkü zaman içinde plasental fonksiyonlar da bozuluyor. Hani hep Belki duymuşsunuzdur halk arasında plasenta yaşlanması vesaire gibi şeyler de söylenebilir. Bunlar plasenta fonksiyonunun azalması sebebiyle sıvı üretimi de azalacağından sıvı da azalma olabilir. Bu da bebek için bir fetal distres nedeni olabilir. Kordon basısına sebep olabilir. Bir yandan da tabii süre uzadıkça, anne karnında kalış arttıkça bebeğin kilosu da artar. Bebek büyümeye devam eder. Bu sefer normal doğum şansı da azalabilir. Bu açılardan postterm gebelikler önemlidir. Doktorunuzla tabii ki konuşarak en uygun çözümü bulup yaklaşım ona göre belirlenecektir. Postterm gebelikten sonra doğum mutlak sezaryen demek değildir. Sizin durumunuz eğer uygunsa doktorunuzla konuşup bir indüksiyon da denenip bu şekilde vajinal doğum da gerçekleştirilebilir. Vajinal akıntı genellikle gebelikte kokusuz, beyaz, şeffaf, kaşıntı ya da başka bir şeye sebep olmaz. Ama bazen patolojik de olabiliyor. Özellikle tar sık gözükür gebelikte ve kaşıntıyla birlikte olabilir. Vulvada dış genitallerde ödem yapabilir. Son derece rahatsız edici bir durumdur. Gebelikteki hormonların etkisiyle oradaki vajinadaki floranın etkisiyle böyle bir şey ortaya çıkabilir. En sık mantar görüyoruz ama bunun yanında tabii ki eğer kahverengi, işte yeşil renkli, kötü kokulu başka türlü bir akıntı varsa da mutlaka yine doktorunuzla görüşüp bir tedavi almakta fayda var diyoruz. Varis ve hemoroidler çok sık rastlıyoruz yine sebebi de e, özellikle bebeğin basısına bağlı buradaki venöz sistemde toplar damar sisteminde birikme olması göllenme olması çünkü ne oluyor alt ekstremiteden yukarı doğru o venöz kan pompalanırken bu e, yoldan ile kalbe doğru gitmesini engelleyen bebeğin baş basısı ağırlık yapması yolda bir blokaj oluşturması. Aşağıdaki bu venlerde kan göllenmesine ve şişmeye sebep olur ve hemoroid ortaya çıkar. Bundan da korunmak mümkün. İşte yürüyüş, egzersiz, lifli gıdalar, kabızlıktan korunmak, ağır taşımamak ve en önemli şey aşırı kilo almamak. Bol sıvı tüketimi, bütün bunlar bizi varislerden, hemoroidden koruyacaktır gebelikte. Burun ve diş eti kanamaları yine görebiliyoruz. Diş eti kanamaları derken burada mutlaka bir diş hekimi kontrolü yaptırmanızı öneririm. Çünkü diş eti özellikle gebelikte yine hormonların etkisiyle diş etinde çekilmeler olabiliyor. Bunlar için tedavi görmenizde diş taşlarının temizliğinde fayda var. Çok şiddetli değildir genelde. Kendiliğinden durur. Burun kanaması da yine aynı şekilde. Soğuk suyla yıkamak, soğuk suyla gargara yapmak ya da burunun soğuk suyla buzla e, muamele edilmesi, bası uygulanması genellikle durur. Ama eğer çok uzun sürerse, tekrarlarsa tansiyon yüksekliğinde her ihtimale karşı ekarte etme kaydıyla çok uzun sürerse bir kulak-burun-boğaz doktoruna gösterip e, gerekirse orada bir koterizasyon ya da medikal tedaviyle durumu çözmek gerekebiliyor. Kramplar gebelerimizin pek çoğundan aldığımız bir şikayettir. Genellikle magnezyum düzeylerinin düşük olması ya da magnezyum eksikliği burada ön planda ve biz böyle bir şeyde genellikle magnezyum takviyesi veriyoruz. Magnezyumu doğal gıdalardan da alabilirsiniz. Muzda da var mesela, kayısıda da var. Bütün bunlardan da alabilirsiniz veya daha kolayı daha kompakt olarak alacağınız suda eriyen formları ya da tabletleri var. Doktorunuz size uygun olan bir tanesini seçecektir. Bebeğimizin hareketleri pek çok anne adayımızdan aldığımız bir soru. Hepsinin dikkatini çekiyor Herkes zaten 20. haftadan itibaren bütün anne adaylarımız Bebeğin hareketi üzerine fokuslanıyor. Şimdi ilk ise bu, bunu hissetmeniz biraz uzun zaman alabiliyor. Yani 19. haftadan önce genellikle hissedemiyorsunuz. 19. haftadan sonra, 20 hafta civarında bebek hareketlerini hissetmeye başlayabilirsiniz. Eğer daha önce doğumunuz varsa biraz daha aşina olduğunuz için bu tür şeylere 16-18. haftada bebeğinizin hareketlerini hissedebilirsiniz. Her bebeğin kendinin bir rutini vardır. Annesi de bunu hisseder ve bilir. O yüzden bu rutinde bir azalma görüyorsanız ya da anne adayı böyle bir şey fark ediyorsa bize gelir bebeğin hareketlerinin azaldığını söyler ve bu bizim için son derece önemlidir ve biz bunu dikkate alırız. O yüzden bebek hareketlerinin azalması normal bir durum değildir. O yüzden mutlaka e, doktora gelmeniz tavsiye edilir. Uyku ilk başlarda e, daha rahatken özellikle 3. trimester dediğimiz son 3 aylık dönemde daha zorlaşabiliyor. Çünkü kilo alımı olmuş, karın büyümüş, bel lordozu artmış. Annenin fiziksel zorlukları var. O yüzden uykuya dalmak, uyumak, uykuda rahat etmek de zorlaşabiliyor. Solunum zorlaşabiliyor. Yemek yenmişse mide rahatsız edip sıkıştırabiliyor. Reflüye eğilim olabiliyor. O yüzden bir kere en çok önerdiğimiz şey yemekle yatmak arasında çok uzun bir zaman bırakmak, en az 4 saat. Çünkü gebelikte Bağırsak pasajının, mide hareketlerinin de yavaşladığını düşünürsek, bu süreyi olabildiğince açmak lazım, reflüden korunmak için yüksek yastıkla yatmak önerilebilir ve e, özellikle de yana yatış pozisyonları önerilir. Tabii ki bu 20 haftalık de çok önemli değil ama 30. haftadan ve ondan sonra artık önem taşıyor. O yüzden sol yan ya da sağ yan, sağ yan pozisyonlar e, genellikle e, vena cava basısı olmaması açısından e, tavsiye edilir. Bu şekilde uyuma pozisyonlarını öneriyoruz. Cinsel ilişkiye geldiğimizde eğer doktorunuzun başka bir aksi önerisi yoksa, erken doğum riskiniz, kanama, su kesesinin açılması gibi enfeksiyon gibi durumlarınız yoksa cinsel ilişki konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Günlük yaşamda çok soru aldığımız konulardan bir tanesi de bu güvenlik kapılarıdır. Güvenlik kapıları metal dedektördür. Açıkta verilen bir radyasyon yoktur. Çok 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 minimal bir etkisi vardır. Dolayısıyla oradan geçmenizde herhangi bir sorun olmayacaktır. Normalde güvenlik kapılarından geçebilirsiniz. Cep telefonlarıyla konuşabilirsiniz. Günlük yaşamda yine e, hep sorulan sorular saç boyaması, makyaj yapabilir miyim, cilt ürünleri işte nemlendiriciler kullanabilir miyim, oje sürebilir miyim? Bunları yapabilirsiniz normal koşullarda. Bunların hiçbirinin kanıtlanmış bir etkisi yok. Ee, tabii ki yine doktorunuza danışmanızda fayda var. Yani burada anlattığımız her şeyi aslında biz genel bilgi olarak söylüyoruz ve riski düşük olan, sağlıklı herhangi bir ekstra problem olmayan gebeler için özellikle anlatıyoruz. Sizin durumunuz farklı olabilir. Size özel başka bir özellik ya da sorun dikkat edilmesi gereken bir durum olabilir. Bunu en iyi sizi takip eden hekiminiz belirleyecektir. O yüzden mutlaka kafanızda böyle sorular varsa yine de hekiminize danışarak karar almanızda fayda var. Deniz ve havuz mu? Elbette ki tabii ki deniz. Çünkü havuz hani ille de gebelere zararlıdır, normal insana değildir gibi bir şey yok. Herkes için havuz ne kadar kirli, pisse gebeler için de öyle. Gebelere özel farklılık yok. E, tabii ki denizi öneririz. Sonuçta açık deniz daha sağlıklı, iyot almış oluyorsunuz. O yüzden her zaman için yazın denize girmenizi öneririz. Yolculuk konusunda bir kısıtlama olmamakla birlikte 28-36. haftalar arasında uçakla yolculuk yaparken doktor raporu istendiğini ve 36'dan itibaren de doktor raporu olmadan da uçağa binemeyeceğinizi hatırlatmak isterim. Bu konuda yine yolculuk kararı almadan ve bu planları yapmadan mutlaka hekiminize danışın derim. Araba yolculuğu da keza hele uzun uzun bir yola gidiyorsanız ne bileyim 6-8 saatlik bir yolculuksa mutlaka 2 saatte bir durup sıvı alarak yürüyerek hani hareketsiz kalmayın diye bunu öneriyoruz. Çünkü bizim en çok korktuğumuz gebelikte, özellikle uzun seyahatlerde sürekli oturmaya ve hareketsizliğe bağlı olarak Damarda pıhtılaşma olması ve bir tromboemboli sebebiyle gebelikte ciddi komplikasyonların ortaya çıkması hiç istemediğimiz bir şey, dikkat edeceğimiz şey bu olacaktır. Kordon kanı çok değerli bir materyal olduğunu özellikle belirtmek isterim çünkü kök hücre içeriyor. Kordonun kendisi de artık alınabiliyor, fibroblastik kök hücre artı e, zaten kan hücrelerini kanı biriktirdiğimiz için oradan aldığımız bir kök hücre kaynağı. Bu kesin, tartışmasız. En çok lösemi, lenfoma gibi kan hastalıklarının tedavisi ama şimdi artık giderek kök hücre kullanımı artıyor. Şu an için sınırlı yine de veya bazı şeyler için deneysel ama ileride ne olacağını bilmiyoruz. Teknoloji gelişiyor, bilim gelişiyor, her gün yeni bulgular ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben bunu alırım, kenara koyarım, saklarım diyebiliyorsanız Yapabilirsiniz ee, ama e, mutlaka mutlaka olması gerekir diye bir e, zorunluluk elbette ki olmayacaktır. Şu an için gerektiğinde kullanım oranı 5000 ile 20 binde bir arasında değişmekte. Ama tabii sonra da ne olur? Sonra ne kadar daha yaygınlaşır? Bunu bilemiyoruz. E, bu konuda da ancak bunu söyleyebilirim. Tabii ki doktorunuzla görüşmenizi tavsiye ederiz. Bu arada doktorunuzla görüşmeniz derken Amerikan Hastanesi'nde bir de artık gebe danışmanımız var. Ve burada takip ettiğimiz gebelerimize e, mutlaka gebe danışmanımızla da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm gebeliğiniz boyunca e, merak ettiğiniz, doktorunuza ulaşamadığınız ya da o sırada hemen sormak istediğiniz bir soruyu cevaplayacak olan yardımcımız gebe danışmanımızla görüşmeniz doğuma gelirken ne getireceksiniz işte doğum yaparken nasıl olacak acile nasıl geleceğim bütün bu kafanızdaki o deli sorular özellikle 3. ay son 3 aydaki gebe danışmanımızla bunların cevaplarını bulacaktır Şimdi geldik en merak edilen ve 9 ayın sonundaki herkesin heyecanla beklediği ana o da doğumumuz. Doğumumuz nasıl olacak? Kolay mı olacak? Zor mu olacak? Sezeryan mı? Normal doğum mu? Bütün bunları şimdi konuşacağız. Hepsinin artısını, eksisini, bizi neler bekliyor, doğuma gelirken ne yapacağız? Bütün bunları konuşacağız şimdi. Öncelikle doğumun başladığını nasıl anlarım? Açıkçası şimdiye kadar anlamayan olmadı. Herkes bir şekilde anlıyor ama tabii zamanında anlamak önemli. Özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız ve yoğun trafik içinden gelecekseniz bu çok önemli. Buradaki ilk en önemli şey bir kere kasılmaların düzenli olması. Her zaman için buna dikkat edin. Kasılmalarınız düzenli mi? Yani belli bir düzende geliyor. Giderek araları yaklaşıyor, giderek şiddeti artıyor, pozisyonla değişmiyor. Yattım, dinlendim, kalktım ama hiçbir şey değişmiyor ve giderek artıyor. İşte o zaman artık doğumunuz başlıyor demektir. Biraz daha canınızı yakar şekilde hissettirmeye de başlıyorsa 5 dakikada bir kasılmanız geliyorsa ilk doğumunuzsa ikinci üçüncüler için konuşmuyorum onlar biraz daha erken davranması gerekir çünkü o zaman hastaneye gelme zamanıdır. Eğer hekiminiz başka bir şey söylemediyse. Bel ağrısı da varsa, su gelişi varsa, kanama varsa özellikle hemen gelmeniz lazım. Kanama varsa, su gelişi varsa size tavsiyem hiçbir şekilde ağrı olacak olmayacak diye beklemeyin. Böyle bir şey varsa hemen hastaneye gelin. Çünkü bunun altından ne çıkacağı, ne olacağı Bilinmez o yüzden hiçbir şey olmayacaktır büyük ihtimalle normal bir nişan ya da normal bir açılma kanaması olabilir ya da su gelmiştir baş iyice yerleşmiştir başka bir sorun yoktur ama yine de hastaneye gelip kontrol olmakta fayda var. Doğum başladığında bir kere çantanızı hazır tutacaksınız. Zaten öncesinde hazır tutacaksınız. Yani 36 haftanın itibaren e, o çanta o kapının arkasında olmalı hazır bir şekilde. Hemen çıkışa hazır bir şekilde. O yüzden çantanızı alacaksınız paniklemeden. Ve bir şey yiyip içmeden. Ay karnımı doyurayım da öyle gideyim değil. İlla ki burada yiyecek bir şey bulunur size. Dolayısıyla e, yemek yem, yiyip içmeden gelin. Neden ye, yemek yiyip içmeden diyoruz? Çünkü... Durumunuzun ne olduğunu, acil bir durum olup olmadığını, acil müdahale gerektiren, ameliyat almamız gerektiren bir durum olup olmadığını bilmediğimiz için midenizin boş olması önemli. O yüzden de ekstra bir şey yemeden içmeden gelin. Gerekirse de hekiminizi telefonla bilgilendirin veya nasıl konuştuysanız ona göre davranarak gelin. Şunu da unutmayın ama yani paniklemeden diyoruz çünkü hele hele ilk doğum yani 10-15 saat sürebilir. O yüzden de telaş yapmanıza gerek yok. Yani biraz daha rahat olabilirsiniz, panik yapmadan gelmenizi öneriyoruz. Şimdi hastaneye geldiğiniz zaman yapılacak şey bizim kendi hastanemiz için özellikle söylüyorum bir kere annenin genel durumunun değerlendirilmesi, tansiyon vesaire gibi vitallerin alınması, bebeğin değerlendirilmesi olacak ki orada da kalp atımlarının takibi, ultrasonografi gerekirse yapılabilir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra da takibe başlanır. Tabii ki burada zaten sizin için belirlenmiş bir plan vardır. Nasıl davranılacağı, nasıl olacağı. Bununla ilgili olarak da nasıl doğum yapacağınız aslında önceden konuşulmuştur. Vajinal doğum ya da sezeryan tabii ki başka ne olabilir diyeceksiniz. Sadece bunların hangi anesteziyle uygun olacağı, epidural kullanıp kullanılmayacağı söz konusu olabilir. Vajinal doğumda epidural anesteziyle yapılabileceği gibi biraz sonra çeşitli görsellerle de belirteceğim. İşte doğum, doğal doğumda da pilates, Masaj e, gibi desteklerle de e, devam ettirilebilir. Sezeryan e, doğumlar ise genel anestezi yapılır ama bizim hastanemiz için özellikle %85'i e, epidural anestezi ile gerçekleşiyor. Ve burada özellikle de yapabiliyoruz. E, bütün bir ekibin işidir doğum. Anne adayı, baba adayı ve sağlık ekibi hep birlikte bütün bunlara zaten karar verip takipe devam edecek. Şimdi vajinal doğumda hep hastalarından gördüm şöyle bir şey var. Şunu düşünüyorlar. İşte sanki bir böyle kaydıraktan kayacak, açılacak ve bebek gelecek. Keşke öyle olsaydı ama öyle olmuyor. Şöyle ki bir kere önce şunu tarif edeyim. Ee, bir rahim ağzının açıldı açılmadı muhabbeti vardır bilirsiniz. Rahim ağzının açılması ne demek? Rahim ağzı şöyle bir organ, şöyle düşünün kapalı. Açılması demek şu demek. Doğumda şu hareketi yapar. Yani ne yapar? Hem incelir hem açılır. Bu bizim için çok önemli. Özellikle ilk doğumunuzsa bizim için rahim ağzının şu incelme hareketini yapması çok önemlidir. Biz bunu hekimler olarak kadın doğum ekibi efasman, silinme ya da incelme olarak tarif ederiz. Ve yüzdeye göre hesaplarız. Yani yüzde 60, yüzde 30. Bunu bu şekilde ifade ederiz ve açılmayı da santim ile ifade ederiz. Elimizle yaptığımız bir muayenede biz rahim ağzının yüzde kaç silinmiş olduğunu ya da kaç santim açılmış olduğunu anlayabiliyoruz. İşte bu slaytımızda da daha en başında doğumun rahim ağzının ne kadar kalın olduğunu görüyoruz. Daha sonra incerme, silinme ya da efasman başlamış yüzde otuzlara kadar inmiş. Yüzde %30 kadar silinme olmuş. Daha sonra da iyice inceldikten sonra rahim ağzı hızlı bir şekilde açılıyor. Zaten olay da böyle gerçekleşiyor. O yüzden bizim için silinme olmazsa olmazdır doğumlarda. Doğumun üç tane evresi var vajinal doğum dediğimiz zaman. Birinci, ikinci, üçüncü evreler. Birinci evre dilatasyon dediğimiz rahim ağzının açıldığı, biraz önce anlattığım o efasman dediğimiz silinmenin olduğu evre. Ve bu bu da aktif ve latent faz olarak ikiye ayrılıyor. Latent faz yine 3-4 cm'ye kadar açıklığın olduğu dönemde o ilk başlangıç evresi daha sonra aktif faz başlıyor. Yani kasılmalar daha artıyor, hızlanıyor ve dilatasyon yani açılma hızlanıyor özellikle. Ve ikinci evre başın çıkması, bebeğin doğması. Üçüncü evrede işte plasenta'nın doğumu, bebek doğduktan sonra plasenta'nın ayrılması ve doğumu üç evrede inceliyoruz doğumu. Ve annenin kemik pelvisinin girintileri, çıkıntıları, çeşitli değişen çapları var ve bebek de doğarken işte başını ve vücudunu, omuzlarını özellikle bu çaplara göre döndürür, belli başlı rotasyonları, manevraları yapar. Bu manevraları düzgün zamanda ve doğru yerde yapmazsa, doğru zamanda ve doğru yerde yapmazsa o zaman doğum tıkanır, ilerlemez, bebeğin başı inmez, bebek rotasyonunu yapamaz, açılma devam etmez ve doğum eylemi başlamış olsa bile sezaryen karar alınmak zorunda kalabilir. Evet, şimdi bunu bir de bebekle gösterelim size. Öncelikle şöyle şu pozisyonda genellikle yüzde 95-96 vertex pozisyonu dediğimiz bu pozisyonda anne pelvisine giriyor bebeğimiz. Ve e, öncelikle şöyle yan duruyor. Biz bunu hekimler, kadın doğum hekimleri bebeğin kafasındaki orta hattaki o kıkırdak bileşkenin e, daha doğrusu ön ve arkadaki o bıngıldak dediğimiz kıkırdaklardan zaten anlıyoruz bebeğin başının pozisyonunu ve bu ilerlerken bu bebeğin şöyle bir rotasyon yaparak başını ön arka çapa getirip o şekilde çıkması lazım. İşte şu ekranda gördüğünüz epizyotomi denen olay da yani o hani annelerimizin korkulu rüyası olabiliyor bazen işte Halbuki o kadar da çok hani kötü ya da zor bir şeydi ya da bazı durumlarda gerçekten gereken ama her durumda da yapmadığımız bir şey. Epizotomi dediğimiz olayda işte bebeğin başı bu perinede, annenin perinesinde taçlanmış ve dışarı çıkarken bebeğe biraz daha yer açmak için annenin cildinden, vajinanın içinden doğru bir kesi yapılır ve bu şekilde bebek de bu şekilde doğar. Kafa böyle çıktığı zaman tekrardan bir rotasyon olur. Ve bu sefer biz omuzları doğurturuz ve bebeğimizi de kucağımıza alırız. Vajinal doğumun en önemli avantajı hemen birkaç saat içinde normal aktiviteye dönebiliyor olmanız. Annenin rahatlıkla bebeğiyle ilgilenebiliyor olması, hastanede daha kısa süreli bir kalış sağlaması, bebeğin doğum kanalından geçerken özellikle göğüs kafesinin sıkışmasına bağlı olarak bu içerideki sıvıyı daha rahat atabilmesi, akciğerlerdeki sıvıyı daha rahat atması ve bu şekilde de dış ortamdaki solunuma daha adapte bir şekilde doğması için önemli ve daha az kan kayboluyor tabi bir ameliyat olmadığı için. Tabii ki avantajları bunlar. Biz hastanemizde özellikle doğum eylemi sırasında hastalarımızın, gebelerimizin mobilize olmasını sağlıyoruz. Ebelerimiz var bize yardımcı olan. Hatta en son yine bahsedeceğim özel ebelik hizmetimiz var. doğumunuzda bir özel ebeyle birlikte çalışabilirsiniz ve bu şekilde de daha kolay ve destekli bir şekilde doğum yapma imkanınız olabilir. Epidural kateter istemeyen ya da epidural kullanmayan gebelerimizde işte masaj yaparak sırta veya pilates topuyla çeşitli alıştırmalar destekler yaparak da doğum eylemi sırasında takip etmemiz mümkün oluyor kullandığımız bazı araç gereçler, pervisi açmak, özellikle pervik çıkımı biraz daha rahatlatmak, eee ıkınmayı kolaylaştırmak için bebeğin başının özellikle o hani dedim ya aşağı doğru inmesi gerekiyor. İşte o uyumu yapabilmesi için de bazı özel doğum sandalyeleri, doğum tabureleri var kullandığımız. Doğum annemiz anne adayımızı biraz daha rahatlatmaya yönelik rahat bir mekan olmasını özellikle istedik. Biraz sonra resimler var ve bunları da size göstereceğim. Çeşitli doğum örneklerinden de çeşitli resimler göstereceğim. Vajinal doğum takip çok önemli. Doğumu yapacağınız hastaneyi seçerken ani problemlere ya da ani sorunlara karşı hazır bir ekibin olması ve hazır bir Hastane koşullunun olması çok önemlidir. Ben hep şunu söylerim hastalarıma da gebelerime de bir hastanenin iyi hastane olup olmadığı ortaya komplikasyon çıktığında anlaşılır ya da işler ters gittiğinde anlaşılır öyle söyleyeyim. İşler iyi gittiğinde her hastane iyi hastanedir. Hastanenin iyi olması işte odasından, halısından, televizyondan anlaşılmaz. Verdiği tıbbi hizmetten ve işler ters gittiğinde bir sorun oluşturduğunda altından nasıl kalktığından anlaşılır. Bundan belli olur. O yüzden tercihlerinizi daima bunları dikkate alarak yapın. Bunu kesinlikle önemli bir şekilde altını çizmek isterim. Ani problem nedir? İşte annede kanama olması, bebeğin kalp seslerinin bozulması, kalp atımında düşme, bebeğin omzunda takılma olması omzu doğurturken veya yırtık olması vajende ve kan kaybı olması, ameliyathane koşullarında bunun dikilmesi gerekliliği, bütün bunlar doğumda karşılaşılabilecek problemlerdir. Ve hastanede bunun düzgün bir şekilde, donanımlı bir yerde, iyi bir ekiple takibi gerekir. Şimdi birkaç doğum uygulamamızdan da size birkaç uygulama fotoğraf göstermek isterim. Öncelikle bebeğimizi hemen annemize veriyoruz. Yani normal doğum yapan bir anne de bebeğimizi hemen olabildiğince erken ten tene teması sağlamak için annemizin karnına koyuyoruz. Ekibimizde doğumunuzu yaptıran doktordan başka yardımcı doktorumuz artı bir de çocuk ekibimiz oluyor ve onun yanında çocuk bebek hemşiresi ve doğum ebesi her zaman yanımızda var yine aynı şekilde bebek doğmuş çıkmış annemizin karnına biz bu bebeği koyacağız vereceğiz ilk teması sağlayacağız ve bu şekilde de bir müddet bekliyoruz kordon klampe etmeyi geciktirebilmeyi yani mümkün olduğu kadar geciktirmeye çalışıyoruz. Daha sonra klampe ediyoruz. Elbette ki şunu da belirtmek isterim. Sizin bebeğinizin durumu buna el vermiyorsa beklemek değil de bir an evvel çocuk hekimine bebeği vermek gerekiyorsa o zaman tabii ki bu tentene teması gerçekleştiremeyebiliriz. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Bebeğimiz daha sonra hemen yandaki çocuk hekiminin ısıtıcılı ısıtıcılığı özel ...masasına veriyoruz ve orada ilk muayenesi yapılıyor, siliniyor, yıkanmıyor. Ağzında fazla sekresyon varsa onlar aspire ediliyor. Burnu açılıyor eğer tıkanıklık varsa ve o şekilde de annesine getiriliyor. Sezeryan doğumma gelince, sezeryan aslında hayat kurtarıcı bir ameliyat. Bunu özellikle altın çizerek belirtmek istiyoruz. Tabi günümüzde çok daha liberal olarak kullanılıyor. Tüm dünyada giderek oranlar artıyor. Ama aslında hayat kurtarıcı bir ameliyat bazen bebek için bazen anne için bazen de her ikisi için bunu da önemli yani bunu belirtmek lazım. Sezeryan doğumda işte küçük bir kesiden yani bikini bölgesi dediğimiz suprapubik bölgeden yaptığımız bir kesiden bebeğin başı ve sonra omuzları aynı doğumda olduğu gibi çıkartıyoruz. Ama unutmaması gereken bazı notlar var sezeryanla ilgili. Bir kere cerrahi bir müdahale olduğu unutulmamalı. Bu bir ameliyat. O yüzden hani bunu hiçbir zaman unutmayın. Hep şu dikkatimi çekiyor. Mesela herhangi bir nedenle bir jinekoloji hastası olarak karşıma bir kadın geldiğinde geçirdiğiniz bir ameliyat hastalık var mı dediğimde söylemiyorlar sezaryen diye. Çünkü Sezeryan'ı bir ameliyat olarak görmüyorlar. Daha sonra doğum yaptınız mı? Yaptım. Nasıl yaptınız? Sezaryenle doğru Bedeliyorum. Geçirmişsiniz işte ameliyat. Ama bu o kadar böyle sanki ameliyat değilmiş gibi düşünüldüğü için hep unutuluyor, gözden kaçıyor. Ama cerrahi bir müdahaledir. Bunu sakın unutmayın. Mutlaka akılda tutulması gereken bir şey. Kan kaybı daha fazladır anesteziyle ilgili riskler de olabilir ki bunu anestezi doktorumuz ayrıca size bir ders olarak anlatacak. Karın içinde yapışıklıklar olabilir daha sonra ameliyat geçirildiği için. Emzirme biraz daha gecikebiliyor. Olabildiğince biz hastanemizde bu işe dikkat ederek biraz daha çabuk ve hemen bir saat sonraya kadar en geç anne ile bebeğin emzirmeyi denemesini sağlamaya çalışıyoruz. Ee, bazen ameliyat masasında bile annemiz epidural anestezi almışsa eğer hemen annemize verip emzirme de deneyebiliyoruz. Ee, yine de bunu sağlamaya çalışıyoruz ama genel baktığımızda sezeryanlarda emzirme, anne baba bebeğin bir araya gelmesi biraz daha uzun sürebiliyor. Annenin beslenmesi 6-8 saat kadar sonra oluyor. Yani doğumdan çıktı hemen yedi gibi olmuyor. Sonuçta bir ameliyat olduğu için 6 saat sonra ancak Gıda alımına başlayabiliyoruz. Normal hayata dönüş bir ameliyat olduğu için ve buna bağlı bazı ağrılar olduğu için daha geç. İşte bebek o doğum kanalından geçemediği için akciğerindeki sıvıyı rahatlıkla atamıyor, basıya uğramadığı için göğüs kafesi. Bu biraz da ıslak akciğer sorunlarına yol açabiliyor bazen sezaryanla doğan bebeklerde. Ee, ve e, dikiş yerlerinde ağrı hissizlik bu genelde geçici ama tamamen dikişin üstü yine de hissiz kalabiliyor. Bütün bunlar da beklenen sonuçlar sezeryanla ilgili. Epidural anestezi uygulanabilir ya da genel anestezi uygulanabilir. Epidural dediğimiz şey ep epidural boşluğa bir kateter yardımıyla uygulanan bir ilacın vücudun bir kısmını özellikle belden aşağısını bizim doğum için söz konusu e, anestezi e, uyuşturulmasıyla ortaya çıkan bir anestezi tekniği. E, epidural sezeryanla genel sez, anestezili sezeryan arasında hiçbir fark yok. Sadece uygulanan anestezi tekniği farklı. Bazen çünkü bu ciddi kavram karmaşalarına sebep olabiliyor. O yüzden özellikle belirtiyorum. Sadece doğumda mı kullanılıyor? Hayır. Pek çok batın ameliyatında da yine epidural anestezi kullanılabilir. Yani sadece doğuma özgü bir durum değildir. Size biraz daha biraz önce vajinal doğumla ilgili bazı kareler gösterdim. Bir de normal, sezeryanla ilgili gösterelim. Ameliyathane ortamımız. Anestiz doktorumuz var. Ameliyatı yapan doğum doktoru ve ona yardım eden doktorumuz. Hastamız uyanık bilinci yerinde. Epiduralle uyutulmuş. Hiçbir ağrı hissetmiyor. Son derece konforlu bir şekilde doğumu gerçekleşiyor. Bebeğimiz de biraz ileride gelmeyi bekliyor oraya ve bebeğimiz bu şekilde çıkıyor. Hastanemizde biz mutlaka yani eğer olabiliyorsa baba da girebiliyor ve anneye bebeğini gösteriyoruz. İlk teması onunla sağlamaya çalışıyoruz. Bazen kaçınılmaz durumlar vardır. Sezaryen olmak mecburidir. Nedir onlar? Mesela en önemlisi bebeğin kalp atımlarının bozulması. Doğum eylemi başladı ama bebeğin kalp atımları çok bozuk ve tolere edemeyecek. Hemen sezaryana indirmek gerekebilir. Genellikle pelvik darlık, çalk arasında çatı darlığı denir. Eğer çok fazlaysa yine normal doğum mümkün değilse veya bebek çok iri ise 4,5 kilo bebek ölçüyoruz. Şimdi bunu normal doğuma, travaya bırakmak, vajinal doğuma bırakmak sağlıklı ve doğru bir karar olmayabilir. Bununla ilgili bazı kararlar alınabilir. Doğum ilerlemiyorsa, ee, uygun pozisyonda değilse biraz önce dedim baş gelişinde mesela e, ve belli rotasyonu yapması gerekir dedim. Bebeğin başını, çapını, omuzlarını annenin Pervis dediğimiz o çatısına o e, leğen kemiğinin oyuklarını e, uydurması lazım. Bunlar uymuyorsa yeterli şekilde ilerleme yoksa o zaman yine sezeryan olmak zorunda kalınabilir. Daha önceden sezeryan geçirdiyseniz bazı durumlarda tabii ki vajinal doğum yapılabilir onu bahsetmiyorum. Ben normal standartları konuşuyorum. Veya ciddi bir miyom ameliyatı geçirdiyseniz, rahiminiz açıldı, dikildiyse ya da anne ile ilgili başka engeller, acil durumlar, bütün bunlar kaçınılmaz sezaryen ol olmasına e, neden olabilir. Şimdi prezentasyonlarda farklılıklar dedik. E, genelde baş gelişi, tabii ki Vertex dediğimiz şu kapa tepe, tepenin öncelikle prezente olması genellikle karşılaştığımızda beklediğimiz bu vakaların %95-96'sı bu şekilde oluyor. Bazen yan duruş olabilir. Eee slaytta da görüldüğü gibi yüz gelişi olabilir. Tamamen baş iyice defleksiyona gelmiştir ve olduğu gibi yüzüyle prezente oluyordur bebek. Makat prezentasyonu olabilir. Ayak ya da kol sarkabilir. Bütün bunlar farklı prezentasyon anomalileridir ve tabii ki böyle durumlarda da normal doğum Çoğunlukla mümkün olmamakta tabii ki istisnalar var. Makat doğumlar için de bazı istisnalar olabilir ama genellikle özellikle ilk doğumlarda bunların hepsi sezaryen indikasyonudur. Doğumda ebe desteği bugün için artık tartışılmaz bir gerçek. Ve ebelerin varlığı, doğumunuzu sizi rahatlatması, doğumu takip etmesi, biraz daha sürecin, doğal ve medikasyonun daha az ilerlemesini sağladığı için bizler için de çok önemli. Bu yüzden de biz hastanemizde bir özel ebelik hizmeti sunuyoruz. Dileyen aileler, dileyen gebelerimiz bu hizmetten ...yararlanabilirler. Tabii bunun için yine kendi gebelik danışmanımızla görüşmeniz, özel gebelik hizmetini sormanızı tavsiye ederiz. Bu konuda destek almanız doğumunuzu daha konforlu hale getirecektir. Size birkaç küçük şey daha söylemek istiyorum özellikle. Şimdi birkaç bir şey var ki doğuma gelirken özellikle dikkat etmeniz gerekir. Bir, doğuma kalabalık bir aile topluluğu olarak gelmemenizi öneririz. Doğuma getirilen her bir fazla kişinin doğum süresini uzattığı yapılmış çalışmalarla sabit, bilinen bir şey. Çünkü her gelen kişi işte ne zaman doğacak, ne kadar kaldı, kaç santim açıldı, hala olmadı mı? Bütün bu sözler, bütün bu yorumlar anne adayı üzerine son derece olumsuz etki yapabilir. Doğum intim bir olaydır her memeli hayvanları düşündüğünüzde hepsi sakin, ıssız, sessiz, kendi başına kalacağı ortamlarda doğum yapmayı tercih eder. Hiçbiri böyle kalabalık bir ortamda doğum yapmayı tercih etmez. Bu bir doğal süreçtir. Dolayısıyla doğuma kalabalık gelmeyin. ve doğum tabii ki aile için son derece güzel, mutluluk verici bir olay ama doğumunuz gerçekleşsin, bırakın ondan sonra gelsinler. Çünkü size söylenecek en ufak bir söz bütün motivasyonunuzu bozabilir. Yanlış bir yorum, yanlış anlaşmalara ya da kötü sonuçlara sebep olur. O yüzden olabildiğince eşiniz, kendiniz, belki anneniz ama o kadar çok fazla kişiyle gelmemenizi öneririz. Bir ikinci olay da şu, o da hastaneye çok erken gelmemek. Biraz önce sunumumda dedim ki 5 dakikada bir düzenli kasılmalar olduğu zaman gelin özellikle ilk doğumlar için konuşuyorum. Çünkü o zaman daha hani o evreleri vardı ya doğumun birinci, ikinci, üçüncü evre. İşte daha o zaman o birinci evrenin latent fazı yeni bitiyor oluyor. Belki de bitmemiş oluyor. Yani daha aktif, hızlı ilerleyecek olan faza geçmemiş oluyorsunuz. O dönemde hastaneye gelirseniz hiç değilse aktif faza yaklaştığınız ya da geçtiğiniz dönemde burada olursanız olay çok daha hızlı ilerler. Çünkü hastaneye erken yatışların sezaryen oranlarını arttırdığını biliyoruz. Doğum bir ekip işidir ve güven işidir. Öncelikle hekiminize, hastanenize, ebenize ve kendinize güveneceksiniz. Ve bu şekilde de sağlıklı bir doğum yapacaksınız. Hepinize e, sağlıklı, mutlu, güzel anılar bırakacak, keyifli bir doğum serüveni dilerim. Çok sevgiler.